Her hafta farklı bir şefin farklı bir lezzetle ekrana geldiği Bir Şef Bir Yemeğin bugünkü şefi Mustafa Uğur. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Şef 42 yaşında. Mesleğe 9 yaşında bulaşık yıkayarak başlayan Mustafa Şef, Mersin'in, Denizli'nin ve İzmir'in en önde gelen otellerinde görev almış. Öğrenmenin ömür boyu bitmeyeceğini söyleyen Mustafa Şef, çalıştığı her otelde yeni kazanımlar elde ettiğini söylüyor. Mesleki hayatında 8 yıl balık restoranı işletmeciliği de yapan Mustafa Şef, 10 yıldır şef aşçı olarak menü belirliyor. Bugün size Osmanlı dönemine ait Sultan Şehzade kebabı yapacağım. Bu yemeği yaparken önce etimizi marine edeceğiz. Marinede krema, zeytinyağı, baharat kullanacağım. Garnitür olarak sebze soteye geçeceğiz. Daha sonra ızgarada hazır olan etimizi sebze garnitürle beraber saman patates üzerinde muhteşem bir şekilde servis yapacağım. Ürünümüze etimizi terbiye ederek başlayalım. Etimizi tabağımıza alıyoruz. Daha sonra kremamızı koyuyoruz sırasıyla. Zeytinyağı, baharatlarımız, pul biber, toz, kırmızı biber tatlı olacak. Kimyon, kekik, karabiber ve tuz. Marine sistemimiz şu anda tamam. Bunu dolabımıza alıyoruz. Bir gün 24 saati bekleyecek. Daha sonra misafirlerimize servis yapılacak. Benim daha önceden soslamış olduğum etimle ben sunumumu devam edeceğim. Şimdi garnitürümüzün malzemelerini doğramaya başlayalım. Soğanımızı, havuç ve sarımsağımızı doğradıktan sonra porcini mantarı doğruyoruz. Jülyen şeklinde. Şimdi garnitürlerimizi doğradık. Garnitürlerimizi hazırlamak için ocağımıza geçiyoruz. Garnitürümüzü hazırlayalım ve ızgaramıza geçelim. Tereyağımızı koyuyoruz. Daha sonra kapya biberimiz, yeşil biberimiz, şimdi doğramış olduğumuz porcini mantarlarımızı koyuyoruz. Bir süre soteledikten sonra brokoli,
patlıcan ve kabağımızı ilave ediyoruz. Garnitürümüz şu anda tamam. Saman patatesimize geçiyoruz. Saman patatesi yine garnitür olarak tabağımızda sunacağız. Evde hazırlamak isteyenler için patatesimizi rendeliyoruz. Bir gece suda bekletiyoruz ki nişastasını atsın. Daha farklı bir lezzet versin. Suyunu süzdükten sonra kızgın yağa atıyoruz. Evet, şu anda patatesimiz hazır. Eti ızgarayla buluşturma zamanı. Bir gün önce marine ettiğimiz etimizi şişe geçirmeden önce soğanlı doğrayalım. Bir soğan geçirdikten sonra 5 parça etimizi geçiriyoruz. Ve tekrar soğan. Etimizi ve soğanımızı şişe geçirdik. Şu anda domates, biber ve patatesimizi şişe geçiriyoruz. Etimizi, soğanımızı şişimize taktık. Patates, domates, biberimizi taktık. Haydi şimdi mangalla buluşma zamanı. Evet, nar gibi kızarmış etimizi şu anda servise hazırlıyoruz. Lavaşımızı dilimliyoruz. Saman patatesimizi tabağımıza alıyoruz. Eti neden bir şiş bir sebze yapmadık diye merak ediyor olabilirsiniz. Bunun esprisi zaten burada. Et suyunu kaybetmemesi için bir sebze, 5 parça et koyduk. Sebzelerin aroması da etimize geçsin ve etimiz biraz daha sulu kalsın. Garnitürümüz vardı. Bunu da tabağımıza koyuyoruz. Şimdi kızmış tereyağımızı ocaktan alıyoruz ve etimizin üzerine koyuyoruz. Muhteşem lezzetiyle Şehzade Sultan kebabımız servise hazır. Herkese afiyet olsun.